Hoş geldiniz arkadaşlar. Bilet sırası ve konuk problemleri beraberiz bugün. Ee, ilk soruda başlıyorum hemen konuya giriyorum arkadaşlar. Diyor ki Zehra bir sırada baştan n artı ikinci sondansa iki n artı birinci konumdadır. Şimdi hemen baş ve son arkadaşlar belirleyelim. Zehra'nın yeri burası olsun. Ee, hep yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Bakın 5 soruda da aynı sistemi kullanacağız. Zehra'nın önünde kaç kişi var? Arkasında kaç kişi var? Yani kendisini çıkaracağız. Şimdi kendisi en artı ikinci sırada olduğuna göre demek ki önünde en artı bir kişi var. Bakın bu çok önemli. Ne yaptık? Kendisi hariç önündeki kişi sayısını bulduk. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Sondan 2 en artı birinci sırada diyor. O zaman onun arkasında da 2 en kişi vardır yine kendisini çıkardık. Çünkü kendisi 2N artı birinci kişi olduğuna göre bir kendisini çıkarırsam arkasında 2N tane insan olduğunu söyleyebilirim. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü e, ne yapacağız arkadaşlar? Ze Zehra'yı hem burada saymış olacağız hem burada saymış olacağız. Yoksa iki kere sayılacak eğer onu çıkarmazsak. Dolayısıyla bu çıkarmayı yapmamız gerekiyor. Evet şimdi herkes toplarsak arkadaşlar e, 92 e, bulmalıyız. N artı 1 ile değil mi arkadaşlar? 2N'i Artı bir de Zehra'nın kendisini toplarsak cevabın 92 olması gerekecek. Neden kendisini tekrar topladık? Çünkü bu n artı bir kişinin içinde Zehra yok. Buradaki iki kişinin içinde de Zehra yok. Yani Zehra'yı da artık toplamamız gerekiyor tekrar toplam kişi sayısını bulurken. Bakın arkadaşlar 3n artı 2'nin 92 yaptığını görüyoruz. Demek ki 3n buradan 90'mış n 30'muş. Soru bizden ne istiyor arkadaşlar? Zehra baştan kaçıncı sıradadır? Hmm, baştan sıramız zaten n artı 2 değil miydi arkadaşlar? O zaman en yeni 2 koyduğumuzda baştan 32. sırada olduğunu söyleyebiliriz. Evet ikinci soruya bakalım. Ee, bir bilet kuyruğunda Azra baştan 12. sırada Ahmet ise sondan 17. sıradadır. Yine şöyle bir baş ve son belirleyelim arkadaşlar. Bunu nasıl seçtiğiniz çok önemli değil. Ee, Azra'ya şöyle bir konum belirleyelim. Azra arkadaşlar örneğin burada olsun. Ne var? Baştan 12. sırada. O zaman Azra'nın önünde 11 kişi var demek ki. Ahmet ise sondan 17. sıradaymış. Ahmet'i de mesela şöyle bir yerde belirlesek. Bu Ahmet, bu Azra olsun. Ee, Ahmet'in de arkadaşlar sondan 17. olduğunu biliyoruz. Demek ki onun arkasında da 16 kişi var. Azra ile Ahmet arasında ise sadece Erap varmış. Yani burada sadece bir kişi var arkadaşlar. O da Erap'miş. Şimdi toplarsak arkadaşlar kuyrukta en çok kaç kişi vardır diyor. En çok demesini şimdi açıklayacağım. Önceki sayısını bulmuş olalım. Arkadaşlar 11 burada vardı. Azra'nın kendisi var 12. Eralt var 13. Ahmet'in kendisi var 14. Burada da 16 kişi var. Demek ki 14 artı 16'dan toplam kurulukta 30 kişi vardır. Bu bizim arkadaşlar maksimum değerimizdir. Peki maksimum demeseydi yani en az deseydi ne yapmış olacaktık? O zaman şöyle bir şey yapacaktık. Buranın baş buranın son olduğunu belirtelim yine. Bu sefer Ahmet'i burada seçecektim. Azra'yı burada seçecektim. Şimdi Ahmet ee, dediğine göre arkadaşlar sondan 17. sıradaymış. O zaman Ahmet hariç arkasında 16 kişi var diyecektim. Diğer taraftan Azra'da neymiş arkadaşlar? Baştan 12. sıradaymış. Baştan 12. sıra için Azra'ya kadar 11 kişi var demektir. Arada da kim vardı? Eralp vardı. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? Bakın. Ee, burada arkadaşlar 11 kişi var. Şu e, Azra'ya kadar olan yerde. Eralp'i çıkardım 10. Ahmet'i çıkardım. Ne oldu? 9. Demek Ahmet'in önünde 9 kişi vardı. Ee, Azra'nın arkasında kaç kişi var? Hadi onu bulalım. Bakın Ahmet'in arkasında 16 kişi olduğuna göre değil mi? Eralp'e çıkaracağım 15, Azra'ya çıkaracağım 14. Demek ki burada da 14 kişi vardı toplam. Şimdi artık bütün kişileri toplarsak arkadaşlar kuyruktaki sıra sayısının yani insan sayısının daha az geldiğini göreceğiz. 9 kişi burada var. 1 Ahmet var 10. Eralp var 11. Azra var 12. Ee, 14 de burada var. 12-14 ne yapacaktır arkadaşlar? Kuyrukta 26 kişi olacaktır. Gördüğünüz gibi e, baştan sıra verdiğini başa yakın seçmek, sondan sıra verdiğini sona yakın seçmek arkadaşlar bize kuyruk sırasındaki insan sayısının maksimum sonucunu veriyor. 3 numaraya bakalım arkadaşlar. E, bir bilet kuyruğunda diyor İrem baştan 43. 43. sırada hemen yine bir baş son kuyruğumuzu çizelim arkadaşlar. Baştan 43. sırada olduğuna göre değil mi? İrem'i mesela şöyle bu sefer en az dediğine göre ne yapacağız Demin ikinci durumda yaptığımızı yapacağız. Baştan dediğini sona, sondan dediğini başa yazacağız değil mi? Ters yazacağız. Güzde de arkadaşlar ne yapıyormuş? Sondan 12. sıra demiş. Ona sondan sıralama verdiğine göre onu da buraya koyuyorum. Şimdi İrem baştan 43. sıradaysa İrem hariç önünde 42 kişi vardır. Kendisi hariç bakın hep kendilerini çıkarıyoruz. Güzde de sondan 12. sırada olduğuna göre demek ki onun arkasında sondan sıralamayı verdiğine göre arkasında 11 kişi var kendisi hariç yine. Arada da kaç kişi varmış arkadaşlar? 4 kişi. Burada da 4 kişi var şu arada. Şimdi hadi bakalım toplam kaç kişi var bulalım. Şimdi şurada 42 kişi vardı değil mi arkadaşlar? E bu 42'den 4'ü çıkarıyorum. 38. Yüzdeyi de çıkarıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? 37. Demek ki güzdenin önünde 37 kişi varmış. Aynı şekilde güzdenin arkasında şurada da kaç kişi vardı? 11 kişi vardı. Ama bu bu 11 kişinin içerisinde arkadaşlar şu aradaki 4 ve İrem de var. O zaman 11'den önce 4 çıkardım 7 kişi. İrem'i de çıkardım 6 kişi. Demek ki bu arkada da 6 kişi var. Bunu yaparak ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kişilerin ikişer kez sayılmasını önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla toplam kuyruktaki sayısını artık nasıl görüyoruz? Bakın 37 burada var. 1 güse de var. 4 kişi arada var. 1 İrem var. Sonra 6 kişi de İrem'in arkasında var. Toplarsak arkadaşlar ne olacaktır? 38 42 43 ve 49. Demek ki kuyrukta 49 kişi varmış. Bu bizim en az değerimiz arkadaşlar. Eğer en çoğunu sorsaydı biraz önce yaptığımız gibi ne yapacaktık? Baştan verdiğini başa yakın, sondan verdiğini sona yakın yazacaktık. Burada ise tam tersini yaptık. İrem baştan 43. sırada demişti. Onu sona yakın seçtik. Güzde ise sondan sıralaması verilmişti. Onu başa yakın seçtik değil mi? Ters seçtik yani. Evet dördüncü sorudayız arkadaşlar. Bir bilet kuyruğunda defne sondan 10. sırada. Berke ise baştan 17. sıradadır. Yine arkadaşlar hemen bir sıralama yapalım. Kuyruk oluşturalım. Baş ve sonumuz yine aynı şekilde olsun. Ee, bize en çok ve en az insan sayısının her ikisini de soruyor. Ha, bu sefer arkadaşlar iki çözüm yapacağız. Her ikisini de ayrı ayrı çözeceğiz. Şimdi en çoğu bulmak için herkesi verildiği gibi yazıyordum. Yani Defne sondan sıralama verildiyse defneyi sona yakın yazıyordum. Berke'nin de baştan sıralaması verildiyse Berke'yi de başa yakın yazıyordum değil mi arkadaşlar? Bu durumda maksimum buluyorduk. Aralarında da zaten 5 kişi varmış bunu yazalım. Berke baştan 17. sırada olduğuna göre demek ki önünde 16 kişi var kendisi hariç. Defne de sondan 10. sırada olduğuna göre kendisi hariç arkasında 9 kişi var. Şimdi toplarsak kişi sayısına olacak bakalım. 16 burada var. 1 Berke var. 5 kişi arada var. 1 Defne var. 9 kişi de sonda var. Hepsini toplarsak arkadaşlar. 17, 22, 23. Buradan da 32 yapıyor. Hadi bir de arkadaşlar ne yapalım ee, en az durumunu bulalım. Baş ve sonu yine yazıyorum arkadaşlar. Bunları da kırmızı ile hesaplayalım hadi. Bu sefer Defne'nin sondan sıralaması verilmişti. Defne'yi başa yakın seçiyorum. Berk'in de baştan sıralaması verilmişti. Onu da sona yakın seçiyorum. Yani ters seçiyorum ki bu durumda da kişi sayısı en az çıkacaktır. Ee, bakalım arkadaşlar Defne ile Berke arasında bir kere 5 kişi var. Bunu bir not alalım. Sonra Defne'nin kendisi ve belki burada duruyor zaten. Onlar hariç önlerinde arkadan kişi sayılarını hesaplayacağız. Defne sondan 10. sıradaysa. O zaman demek ki e, Defne'nin kendisini çıkarıyorum bir kere. Arkasında 9 kişi varmış doğru mu? Defne'nin kendisi hariç. Çünkü 10. sırada dediğine göre bu kendisinin bulunduğu konumdur. Arkasında 9 kişi vardır. Ama bu 9'dan 5 kişiyi çıkarıyorum 4. Bir de Berke'yi çıkarıyorum 3. Demek ki Berke'nin arkasında sona yakın 3 kişi varmış aynı şey Berke için yapalım şimdi. Berke de baştan 17. sıradaymış. O zaman baştan 17. sıradaysa arkasında 16 insan var demektir. Doğru mu? Ancak bu 16 kişinin içerisinde şu aradaki 5 kişi de var. Çıkardım 11. Hatta Defne de var. Onu da çıkardım 10. Demek ki Defne'den önce de başa yakın 10 kişi varmış. Bu neden yapıyoruz arkadaşlar? Başta da söylediğim gibi kişileri ikişer kez saymamak için değil mi? Herkesi çıkarmış olduk. Aradaki kişileri sadece sayıyoruz. Evet bu sefer de arkadaşlar 10 artı defneyi sayıyorum. 11 arada 5 kişi var. Sonra Berke'yi sayıyorum. 1 sonra bir de sonunda 3 kişi var. Bunlar toplarsak arkadaşlar 11, 5 daha 16, Bir daha 17, 3 de buradan 20. Gerçekten buradan da bakın 20 kişi gelmiş oldu. Biraz önce 32 bulmuştuk maksimum sayıyı, kuyruktaki insan sayısını. Şimdi ise arkadaşlar 20 bulduk. Bunların farkı ne yapacaktır? Hadi yeşil kalemde de sonucu yazalım arkadaşlar. 32 20'den aradaki fark 12 olacaktır. Zaten bize bunların farkını soruyordu. Evet, son sorumuz arkadaşlar. bir bilet kuyruğunda Zeynep baştan 32. sırada. Yine baş ve sondan bahsediyor arkadaşlar. Hemen bir çizgi çiziyoruz. Kuyruk çizimiz. Şimdi kimi nereye yerleştireceğiz? En azı soruyorsa ters yerleştiriyorduk. En çoğu soruyorsa düz değil mi? Baştan verileni başa yakın, sondan verileni sona yakın çiziyorduk. Bakalım burada ne soruyor? Ha burada şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Beyza'nın gişeye daha yakın olduğunu zaten bize söylemiş. O zaman rahatladık arkadaşlar. Burası Beyza. Ee, o zaman Zeynep de neredeymiş arkadaşlar? Sona yakındır tabii ki. Ee, aralarında da ne varmış arkadaşlar? Sadece Sude varmış. Hmm, araya da Sude'yi koyduk arkadaşlar. Şimdi ne oldu dikkat edin? Arada bir kişi var yani sadece. Zeynep baştan 32. sıradaysa arkadaşlar, hmm şöyle bir şey. 32. sıradaysa e demek ki önünde 31 kişi var. Yani kendisini çıkarıyorduk biliyorsunuz. Önündeki arkasında kişi sayılarını baz alıyoruz arkadaşlar soruyu çözerken. O zaman 32. sıradaysa kendi çıkardığım 31 kişi var e başa yakın Zeynep'in önünde. E bunlardan birisi Sude, onu çıkardım 30. E birisi de arkadaşlar Beyza, onu da çıkardım 29. Demek ki Beyza'nın önünde de 29 kişi varmış şimdi gelelim ikinci kısma. Beyza ise sondan 17. sırada diyor. Beyza 17. sırada ise demek ki arkasında 16 kişi var. Bu kişilerden biri Sude, onu çıkardım 15, biri de Zeynep, onu da çıkardım 14. Demek ki Zeynep'in arkasında da 14 kişi varmış bu durumda. Evet ne oldu arkadaşlar? Kişilerin çift sayılmasının önüne geçmiş olduk böyle teker teker bütün aralıkları yazarak. Burada en az ya da en çok diye bir şey hesaplamamız mümkün değil. Neden? Çünkü herkesin sırası belli zaten değiştirmemiz mümkün değil. Hadi toplayalım kişi sayılarını. Beyza'nın önünde 29 kişi var. Artı Beyza'nın kendisi 1. Artı arada bir tane Sude var. Artı Zeynep'in kendisi var 1. Değil mi arkadaşlar? Artı Zeynep'in arkasında da 14 kişi var. Yani kuyruğun tamamı bu kadar arkadaşlar. Buradan bir 30 var. Buradan bir 31 var. 32 var. Ee, 42, 46. Evet bu kuyrukta arkadaşlar toplam 46 kişi var. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.